Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibində olub atqan xəbərləri huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Xitay Türkiyənin tinçlik buluqı hərbi hərəkətiga qarşı çıxdı. 10-cu oktyabr Türkiyənin Yeni Çağ gəzitinin xəbərində bildirilsə, Xitay Türkiyənin Suriyədə elib verib atqan terrorchilarga zarb berishni nishon qilgan tinchlik buluqi harbiy harakatiga qarshi chiqqan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang Beijingda bayonot e'lon qilib, munularni bildirdi. Xitoy doim Suriyaning zimin butunligiga, mustaqilligiga hurmat qiladi hamda qo'g'daydi. Xitoy Turkiyaning Suriyada elib berayotgan harbiy harakatidan og'ir oqibatlar kelib chiqadi deb qarab, bu harbiy harakatning oqibatidan andisha qiladi. Shu sababli Turkiyaning tinchlik buluqi harbiy harakatiga qarshi turdi. Xitoy taraflarini Suriyadagi mavjud masalalar asosida siyosiy suhbat yo'llari orqali hal qilishga chaqirdi. Xitoyning CCTV qatorliq asosli televiziya kanallarida Turkiya armiyasining terrorchilarga zarb berish uchun elib berayotgan tinchlik buluqi harbiy harakatini xalqaroda yomon ko'rsatishga tirishib, Turkiya Suriyaga hujum qilib, tunji hujumda ikkilanmasdan 2 million insonning suv buluqi bo'lib kelayotgan Hasaki to'smisini bombardimon qilganligini Turkiya armiyasining havo hujumida 8 xalqni qo'shganda 15 odam o'lib, 40 odam yaralanganligini, begunoh insonlarning uy makonsiz qolganligi degandek asossiz xabarlarni ko'plab tarqatdi. Xitoyning 45 o'rindagi mozorlikni buzayotganligi oshkorlandi. 10 oktyabr Fransiya agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari Uyg'urlarning kimligini yo'qotish maqsadida Sharq Turkiston xalqining ota-bobolaridan qolgan qabristonlik madaniyatini vayron qilmoqda. Fransiya agentligi bilan Yarishari gullanish ittifoqi nomli tashkilot sun'iy amradan tortilgan suratlarni tahlil qilish orqali Xitoyning 2014 yildan boshlab hozirgacha oz deganda Uyg'urlarning 45 o'rindagi qabristonligini chiqib tuzilayotganligini bayqagan. Faqat oldingi 2 yil ichida 30 o'rindagi qabristonlik tuzilayotgan. Fransiya agentligi Sharq Turkistonning Shayar noyasiga tabab bir qabristonlikning butunlay buzib etilganligini, qabristonlikda xish parchalaridan boshqa narsa qolmaganligini ko'rgan. Xitoyning qo'rchoq amaldorlaridan Shayar noyalik madaniyat idorasining muavin boshlig'i Qodir Qosim muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Uyg'urlarning qabristonligini chekish harakatini madaniyatlashtirish, tartibga selish degan so'zlar bilan pardozlagan. Uyg'ur madaniyatini tadqiq qilayotgan London Soas universiteti professori Rachel Harris bu vaqtda to'xtalib, qabristonlik, masjid, chirkovlarga buzg'unchilik qilish Xitoy siyosatining bir qismi. Hokimiyatlar shu orqali insonlar bilan tarixning bog'linishini, insonlar bilan ular o'ltiroqlashgan zaminning munosabatini uzib tashlaydi deganlarini bildirdi. Hindistonlik o'quvchilar Xi Jinpingni niqob bilan qarshi oldi. Hindiston vaqti to'g'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy raisi Xi Jinping 11-12 oktyabr kunlari Hindistonni ziyorat qilgan bo'lib, Hindiston bosh ministri Modi bilan Chinoy shahrida g'ayri-rasmiy uchrashuvda bo'lgan. Hindiston tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda ishbodi bildirib, mazkur uchrashuvning ikki taraf hamkorlik munosabati haqida fikr almashtirish uchun ekanligini bildirgan. Bu qitimlik uchrashuvdan necha kun burun Pokiston bosh ministri Imran Khan Beijingga yetib berib, Xi Jinping va Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari bilan uchrashuvda bo'lgan, shundoqli Kashmir masalasi haqida suhbatlashgan edi. Bundan sirt, Xitoy bayonotchisi Geng Shuang Kashmir masalasi haqida Hindiston tarafini qattiq ayiblagan edi. Kuzatuvchilar bu qitimlik uchrashuvda Kashmir masalasining muzokara qilinish-qilinmasligiga diqqat qilgan. Bu qitimlik uchrashuvda 2000 hindistonlik o'quvchi Xi Jinpingning surati bosilgan niqobni taqib, uni qarshi olish faoliyati tashkillagan bo'lib, bu xil g'alati qarshi olish usuli taratqularda qiziq nuqtaga aylandi. Bir qism kuzatuvchilar buning Hong Kongdagi niqob cheklash qonuniga ishorat qilinganligini bildirishdi. Hong Kongdagi namoyishda 3000ga yaqin namoyishchi tutqun qilindi. Hong Kong erkinlik gazetasining tunugunki xabarida ma'lum bo'lishicha, Hong Kongdagi namoyishlarda hozirgacha 2379 namoyishchi tutqun qilingan. Hong Kong ma'muriy rayonining bosh katibi Jiang Jianzong axborot e'lon qilib, Hong Kongdagi namoyish boshlangandan tartib hozirgacha nazoratga olinganlardan 750 kishining 18 yoshdan kichik o'smir ekanligini, bularning ichida 104 namoyishchining 16 yoshdan kichik ekanligini, buning kishini cho'chitadigan va azoblaydigan bir ahvol ekanligini bildirdi. Bosh katib yana oila boshliqlari va o'qituvchilarning o'smirlarga zo'ravonlik qilish harakatlaridan
Şundaqla yardar buluş ve kelajikini vayran kıldığan nazaratke elinişdek işlerden yirak duruşu gerektiğe hakkıda nesihat kılışın talep kıldı. Xaverdiyana Xitay Devlet Bayramı kündeki namayışta 18 yaşlıq bir tuluk otur mektep okuğuçisi ve niqab çeklengenden kiyinki namayışlarda 14 yaşlıq yanı bir okuğuçi sakçılarının okudu yardar bulgan. Amerika Devlet Meclisi azaları NBA'nın Ürümçideki Mäşiq Merkezini taqaşın talep kıldı. Amerika Devlet Meclisi'nin 8 nefer avam ve Kengash Palata azası 9. Oktyabr günü Amerika Devletlik Basketbol Cemiyeti NBA'nın mesulü Adam Silver'a mektup yazıp, NBA hadımlarının fikir erkinlikine müdahale kılmasını, cemiyet hadımlarının Tibet, Hong Kong ve Uygurlar hakkında aşkarı fikir kılışığı yol koyuşunu, şundakla onun Ürümçideki Mäşiq Merkezini taqaşını uyluşup görüşünü talep kılgan. Mezkur mektubunu Tom Malinowski, Mike Gallagher, Alexandra Ocasio-Cortez, Jim Bankis Qatarlıq 4 nəfər avam palata əzası və Tom Cotton, Ted Cruz, Ron Wyden, Ben Sossi Qatarlıq 4 nəfər kengaş palata əzası yazgan. Növbəti bu vaqa Amerikada qatlıq münazir qozgab, Amerika Dövlətlik Basketbol Cəmiyyəti NBA Xitayğı baş egeş, onun Amerikada fikir ərikinlikigə müdaxilə qılışığı yol qoyuş bilən əyiblənməkdə. Halbuki Amerika Avam ve Kengash Palatası'nın 8 nefer azası mektubu'da Amerika Devletlik Basketbol Cemiyeti bilen Houston Rakita Komandası'nın bayanat ilan kılıp, Meskur Komandı'nın direktörü Daryl Morey'nin Twitter'daki inkası sebeplik keçirim soruşu özlerdi çunkur endişi kozgallıkını bildirdi. Onun da Xitay Komünist Partisi özünün iktisadi küçünü işiltip, Amerika işi de Amerikalıklarının söz kılışını besişki urunuşu korkunuşluk. Şundaklı Devletlik Basketbol Cemiyeti'nin Xitay rejimi'ye tizpüküp, onun püşayman kılgallıqını bildirişi teximi korkunuşluğu deyilgən. Amerikanın Şarkı Türkistan'daki 28 organlı qarı tizimdeki kirgüzüşe küçülük inkas qozğudu. Amerikanın uyğurlarını bastırıştı məsuliyeti bar bolğan saxçı organları ve şirketlerini qarı tizimdeki kirgüzüşe xalqaradaki kişilik hukuk təşkilatları bilen muhacirettiki uyğurlarının qarşı elişiğe erişiple kalmasın. Belki yine Amerika'daki Xitay siyasi faaliyetçileri bilen vaziyet analizçilerinin mu küçülük inkasını kozgudu. Bu münasibet bilen Amerika'daki siyasi faaliyetçilerden Puralar Küçü Teşkilatı'nın başlığı Yancali Efendi Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kıldı. O bu kararının Şarkı Türkistan'daki Uyghur Qatarlıq yerlik halıklarının Türkümlep lagırlarına kamilişi ve rayondaki kişilik hukuk defsendikçilikide de bevasit cevapkarlıkı bar bolgan Xitay emeldarları üçün önümlük bir tedbir bolganlıkını bildirip mundaq dedi. Biz 2 yıldan bu yan kişilik hukuk defsendikçilikige bevasit katnaşkan şahıslarının cezalaşını talep kılıp kelgen edik. Çünkü bunun nimeli bulmasın malum önümü bulatdi. Biz Xitay'daki bu emeldarlarının hükümet organlarından paydalanıp insanların kişilik hak hukukları ziyankeşlik kılışıga ve bunun kilip çıkan yaman akıbetlerde hiç kandak mesuliyetini üstüge almaslıkıga yol koyulmaslıkı gerek deyip karaymız. Hazır karitizmdeki kirgüzülgen bu emeldarlar özünün palaketki yüzlengenlikini ve kelgüsüdü çökum cezalındıgallıkını his kılıdı. Bir kısım Xitay emeldarlar özlerinin ilgiri ötküzgen cinayetleri üçün cezağı tartılıştın ensirse, yeni bir türküm emeldarlar insaniyetki karşı cinayet ötküzüşünü yeni devamlaştırıştın ihtiyat kıldıgan buludu. Ve bu işte besim his kıldı. 8. Oktyabr günü Amerika'daki Xitay vaziyet analizcilerden Beijing Bahari Jurnalı'nın baş muharriri Hopin Efendimi Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kıldı. O Amerika hükümetinin kararının bugünkü günde ehmiyeti zor bolgan bir emeli tedbir bolganlığını bildirdi ve mundaq dedi. Bu karar Xitay halkı arasındaki kişilik hukuk meselesine köngül bildiganlar üçün zor bir ilham bolgan bolsa, kişilik hukukunu defsende kılgan katıllar üçün kattık agahlandırış boldi. Amerika üçün elip etkanda bugünkü bu pevkuladi vaziyette fakatlı Xitay rejimini tenkitleş ve ayıplaş bilerli küpa aylansı bolmaydı. Şunu yürgüzüş mümkünçilikke bolgan emeli tedbirlerini mesuliyeti bar bolgan konkret organ ve şahslarga tatbiqlagandala andın onun önümü körüldü. Amerika hükümeti elan kılgan Uyghurlarının bastırışkı çetilgan Xitay sakçı organlarının tizimdeki de Şarkı Türkistan'daki cemaat xavfsizlik nazareti, işlep çıkarış kuruluş bintüveni, sakçı idarısından başka her kaysı oblas, vilayet, nahiye derecelik şehirlerdeki 18 sakçı idarlarının ismi 21 tizimlikten oran algan. Ular Eli Oblaslık CH İdaresi, Aksu Vilayetlik CH İdaresi, Altay Vilayetlik CH İdaresi, Bayınqulun Oblaslık CH İdaresi, Börtala Oblaslık CH İdaresi, Sancı Oblaslık CH İdaresi, Qumul Vilayetlik CH İdaresi, Xotan Vilayetlik CH İdaresi, Qashqar Vilayetlik CH İdaresi, Qaraman Şehirlik CH İdaresi, Qızılsu Oblaslık CH İdaresi, Şihanzi Şehirlik CH İdaresi, Tarbağatay Vilayetlik CH İdaresi,
Tumşuk Şehirlik CH İdaresi, Turpan Şehirlik CH İdaresi, Ürümçi Şehirlik CH İdaresi, Vucaçu Şehirlik CH İdaresi ve atılmış Şincan Sakçı Mektebi kadarlıklardan ibaret iken. Xopin Efendi Qari tizimlikte Şerq Türkistan'daki CH nazaretinden başka yana her kaysi vilayet, oblast ve şehirlerdeki sakçı idarelerinin mu tilge elenişi, Uyghurlarını bastırış katlaşkan her kandak bir organ ve şahısının cinayet cevapkarlıkını sürüştikilişte zor önümü bulduğalıkını tekitledi. Amerika'nın Xitay şirketlerine cezalışı Saudi sökpiti de Amerika'nı güçlendirdi. 10. Oktyabr Peyşembe günü Amerika Xitay arasındaki Saudi sökpiti Washington'da başlandı. Mezkur sökpetke Xitay'nın muavin baş ministeri Liu He başçılığındaki bir qatar yukarı derecelik hükümet emeldarları ve iqtisad şunaslarından tarkib tapkan bir hay'at qatnaştı. Bu yığından qandaq netice çıkıdığalıqı dikkat bilen gözetilmekte. CNBC televizyonun haberde görüntüleşe, gerçi Amerika Xitay iki taraf Saudi sökpiti arqalıq, Saudi'deki ixtilafını tügütüşünü maksat kılsımı, ama Amerika'nın Xitay'nın 28 şirket ve cemaat xavfsizlik organı'a Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk krizi sebeplik ceza tedbiri koyuşu münasibetini yanımı ciddileştirgen. Haberde eğitilişçe Nurgun İhtisas Şunaslar Amerika-Xitay arasındaki Saudi sökpiti de pevkuladı bir netice çıkıdı deb karımaslıq bilen birge, Amerika'nın kişilik hukuk meselesine kaydırgan yukarıdaki inkasının iki taraf arasındaki sökpetlerde Amerika'nın küçülük uğrunda turuşuğa imkan yaratıp birdiğallıkı gışındıken. Haberde bayan kılınışça, ixtisas şunasları yana Amerika Trump hükümetinin Uyghur Qatarlıq yerlik milletlerinin kişilik hukukun defsende kılıbatkan ve onun yantayıq bulgan organ ve şirketlerini cezalamakçı buluşu, onun Xitay bilen bulgan ziddiyetini Saudi'den başka sahalarına kengaytidiğallıqının işbadisi deb mülçerlemekte. Xitay'nın halkaralıq Saudi'de kollanıp gelgen pozisyesini tüptün özgertiş Amerika Trump hükümetinin nişanı bulup, Amerika bu vaxta Avrupa İttifakı ve onun əza devletlerini mu özüge koşuluşu çakırıp gelmekte. 10. Oktyabr günü Avrupa İttifakı'nın Xitay'dan import kılındığan polat çiviklerine koyulduğun bajını 4.66% östürgen bulup, bununla Xitay'daki polat çivik işlep çıkardığın şirketlerinin polat çiviklerini normalden köp tüven bahadı eksport kılış arkalık, Germaniya, Fransiya, İspanya ve Çek Katarlık devletlerdeki yerlik işlep çıkarıcılarını iğir ziyanğı uçurtuşu sebep bulgan iken. Mike Pompeo, George Orwell'nin 1984 namlı kitabındaki kurlar Şarkı Türkistan'da reallıkka aylandı dedi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo 11. Oktyabr günü Amerika'nın Tennessee ştatının Nashville şehirdeki bir yığında kılgan sözde yeni Uygurlarının vaziyeti üstüde toxtaldı. Reuters'ın haber kılışça o yığında Xitay rejiminin Şarkı Türkistan Müslümanlarına yürgüzüvatkan siyasini George Orwell'nin 1984 namlı kitabında tasvirlengen tüzümge okuştup, Xitay rejimi 1 milyondan artık Uyghur Müslümanı lagırda tutkun kılıp zoravallık kılmakta dedi. O bu sözlerini Nashville şehirde ekilgan Amerika Hristiyan Kengaşları Birliği'nin yığında kılgan bulup, o bu vaxtki sözü de Şarkı Türkistan'da George Orwell'nin 1984 namlı kitabındaki mezmullar reallıkka aylanmakta. Men NBA'nin bunu itiraf kılışını tolumu ümit kılattım dedi. Aldın kalpte Amerika NBA basketbol grupsi Hong Kong namayışını kollagan Twitter sözü sebeplik, Xitay rejimiden keçirim soruşka mecbur bulgandayken Amerika'da küçülük münaziri kozgaldı. Ve NBA'nın Şarkı Türkistan'da bir meşk bağısı barlıqıdak meselemi tən otturgu çıkıp, onu taqaş çakırıqları kılındı. Around the world more than 80% of mankind lives in areas where religious freedom is suppressed or denied in its entirety. The Chinese Communist Party, as we sit here today, in this beautiful facility in Nashville, the Chinese Communist Party is detaining and abusing more than 1 million Uyghur Muslims in internment camps in Xinjiang, the western region of China. The pages of George Orwell's 1984 are coming to life there. I wish the NBA would acknowledge that. Tayvan'da Xitay'a karşı müstakillik taraftarları gün sayın köpeymekte. Xitay'nın bir devleti iki xil tüzüm siyasetinin Tayvan'da barğansırı soğuk çelişi vatkallıqı məlum bulmaqda. 10. Oktyabr günü Tayvan Prezidenti Tsai Ing-wen Taybeyda Junhua Mingo qurulğanlıqının 108 yıllıqı münasibeti bilen ötküzülgən devlet bayram mürasimini kılgan sözü de bir devleti iki xil tüzüm Hong Kong'da məğlub boldu dedi. O, Tayvan hükümetinin Xi Jinping təkidləvatqan bir devleti iki xil tüzüm siyasetini qat'i qubul qılmaydıqallıqını qayt təkidledi. Germaniya avazının 10. Oktyabr'daki haberde bayan kılınışça,
bu yılın başında Xi Jinping bir devleti iki xil tüzüm Tayvan layihasını ötürge koygan hem de Tayvan yaşlarına karata türlük itibar siyasetlerini bekitip, onlarının kollaşını kolgu keltirişke tirişkan. Ama reallık Tayvan'daki yaşlarının barğansırı Xitay Komünist Hakimiyeti'nin bizarı buluvatkallıkını ispatlamakta. 9. Oktyabr günü Tayvan'daki Siyaset Üniversitesi'nin Saylam Tetkikat Merkezi Taratku Organlarının havalısı binaen 2223 nöper otur ve Ali Mektep okuguçları üstüdünü elip bargan tekşürüş dokulatını elan kıldı. Dokulatı görüşülüşçe 78.7% ziyaret kılınıkçı özlerini Xitaylık emez belki Tayvanlik tep karaydıken. Özlerini hem Tayvanlik hem Xitaylık tep karaguçlarının nispeti 20.1% teşkil kılıdıken. Özlerini pekatlı Xitaylık tep karaguçlar aran 0.8% teşkil kılıdıken. Haberge göre Tayvan yaşlarının müstakillik ideyesinin ötken yılı seleştirganda zor derecede küçüyüşüge Xitay Komünist Partiyesinin istibdatlıqı sebep bulup da kalmasın, bu hakimiyetten yana Hong Kongluklarının demokratiya erkinlik muhitini tarayetiş yolu da kılgan etkenleri asaslıq sebep bulgan. Ama bu yerde Xitay rejiminin milyonluğun uyğurunu ceza lagırlarına kamap etnik kırgınçılık elip beribatkallıqı eskertilmegen. Hürriyet tikkuchilik kursi o'qish bitirish marosimi ve psixiki leksiyasiga taklif. İstanbul'da 2018 yıl o'qish boshlagan ve keng xonim qizlarni tiz sur'atda tikkuchilikda yetishtirib chiqishni maqsad qilgan Hürriyet tikkuchilik kursi qisqagina 1 yil ichida 4 qaror o'quvchi tarbiyalab chiqdi. Undan boshqa bu kursda faqat Uyg'ur xonim qizlarla emas, balki yerlik xonimlar ham tarbiyalanib chiqqan. Bildirilishicha o'qish bitirgan xonim qizlar o'zlarining ehtiyojlaridan chiqqandan sirt bazıları tikkuchilik karxanlarda iş kuşuşken. Bu münasibet bilen Hürriyet tikkuchilik tiz yetiştiriş kursi 4. kararlık okuş bitiriş mürasimi ötküzmekçi bulup, Ken hanım kızlarının aktif katnışını talep kıldı. Okuş bitiriş mürasimede okuguçi hanım kızlar özleri kesip, özleri tikken herhal basundaki kiyimlerini köpçilikki körüstüdü. Şundaklı hanım kızlarının talepi bilen Hürriyet tikkuchilik merkezinin kurguçisi, 3. derecelik psikiki mesleğçisi Hürriyet hanım mürasim katnışkuçularına hürmetleniş ihtiyacı ve sağlam psikiki keyfiyet doğrusu da leksiye sözleydi. Vakti 13. Oktyabr yekşembe çüştünkin saat 2:40'da. Orni İstanbul Safaköy Kamal Paşa Mahallesi'deki Uyghur İlim ve Medeniyet Tetkikat Vakfı'da. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.